1977 yılında Başbakan Süleyman Demirel, Milliyetçi Cephe Hükümeti imar planı değişikliğiyle yeni bir cami alanı tahsis eder. Tek engel vardır. Arazide 180 metrekarelik hissesi olan Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Belediyesi. Belediye Başkanı Aytekin Kotil 180 metrekare hissesini vermeyerek projeyi engeller. 5 Mayıs 1980 Başbakan Demirel Bakanlar Kurulu kararıyla bu defa Ziraat Bankası arazisini cami için tahsis eder. Bu defa da darbe olur. Projeyi Kenan Evren iptal eder. İstanbul Belediye Başkanı İsmail Hakkı Akansel bu arsaya ilişkin cami planını iptal eder ve burayı katlı otopark ile olarak not düşer. Açılan davaya rağmen Danıştay 1983'te cami planını şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal eder. 1989'da CHP'li Başkan Nurettin Sözen de bölgenin katlı otopark olarak kullanılmasında kararlıdır. 1991 yılında Taksim Camii Vakfı kurulur. 86 kişilik vakıf meclisinde kimler yoktur ki? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Vehbi Koç, Rahmi Koç, Sabri Ülker ve daha niceleri. Fakat CHP'li İstanbul Belediyesi Taksim'e cami yapmamakta kararlıdır ve talepler reddedilir. 1994'te yerel seçimlerde Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Taksim Camii temelinin atılacağını söyler. Artık en büyük engel olan belediye engeli de kalkmıştır sanıyorsunuz değil mi? Hayır. Bu defa da Vali Hayri Kozakçıoğlu, bu şehrin mülki idare amiri benim, Taksim'e cami yaptırmam de. Ve koruma kurulu bu bölgenin altında mezarlık, nekropol olduğundan bahisle planı iptal ettirir ve arazi sit alanı ilan edilir. Derken 28 Şubat darbesiyle İBB meclisinde görev yapan Refah Partisi sözcüsü ülkede siyasi krizin derinleşmemesi adına Taksim Cami projesinin gündemden çekilmesini İBB meclis kürsüsünden ilan etmek zorunda kalır. Yıl 2011. Taksim Cami planları askıya çıkar. Bu defa Şehir Plancıları Odası nöbeti devralır ve soluğu mahkemede alır. Ama artık yargı vesayetin değil, milletin sesini ve taleplerini dinler. Bölgede artık gayrimüslim nüfusun değil, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğunu ve bu nedenle cami ihtiyacına binaen davayı reddeder. Ve bugünlere geldik. Taksim Meydanı için vuslat vakti. Artık Taksim'de sadece ibadet için değil, kültür sanat merkezi olarak da işlev görecek büyük bir eseri milletimize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu hikayenin özellikle siyaset bilimciler ve akademisyenler için Türkiye'nin yakın siyasi tarihini ve demokrasi serüvenini anlama ve devlet-millet buluşmasını ve kaynaşmasını anlatmak bakımından güzel bir örnekliğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Artık güzel Cumhuriyet anıtımızla beraber Taksim Camii ve politik bir agora özelliğiyle meşhur olan Taksim Meydanı lisan-ı hal ile bize şunları söylemektedir. Ey Türkiye'nin güzel insanları, sizleri yıllarca laik antilaik, gerici lobaz, çağdaş ilkel, sağcı solcu, şucu bucu diyerek birbirinize düşüren, atıcılığı milli ve dini değerlerle kavga etmekte bulan eskimiş arkaik bir anlayışın artık sona erdiğini sizlere aykırıyorum. Benim hikayeme bakıp ibret alın ve asla ayrılığa düşmeyin. Taksim Camii'nin 150 yıllık serüveninde az evvel saydığım veya sayamadığım kimler varsa hepsine teşekkür ediyorum. Bu güzel eseri milletimize kazandıran, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere caminin baniliğini üstlenen iş adamlarımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize, çalışan işçilerimize hepsine gönülden teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Taksim Camii'nin memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımla başkanım. Peki. Sayın Levent Bey buyurun. Herkese merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben burada yaratılmak istenen şeyi kınıyorum. Yani bir yere cami yapılmasını istememenin, caminin oraya uygun olduğunun onaylanmamasının din düşmanlığıymış gibi lanse edilmesini kınıyorum. Ben İstanbul'un tarihi camilerinden bir tanesine 10 metre uzaklıkta oturuyorum. Cami bomboş. Bir caminin yapılarak ne kadar İslam'a bağlı olduğunun insanların gösterilmesini bir eksiklik olarak görüyorum. Bu semboller üzerinden gitmenin İslami değerlere, olması gereken dürüstlüğe, namuslu olmaya çok büyük derecede hasar vermiş insanlar tarafından cami yapılarak bir şeylerin ispatlanmaya çalışılmasını bir şov olarak görüyorum. Gerçekten böyle görüyorum. Bugün Türkiye'de İmam Hatip liselerinde okuyan öğrencilerin deizme yönelmesinin sorumlusu yapılmamış camiler değildir. Bugün Türkiye'de
deizme ve ateizme yönelen insanların, kendi kültürlerinden uzaklaşan insanların nedeni, sorumlusu demokrasi ve batıcılık değildir. Bu ülkede İslam'ı kullanarak, İslam dinini kullanarak, onun değerlerini kullanarak bu kültürü deforme edenler CHP zihniyeti değildir. Kenan Evren bir CHP'li değildir. Kenan Evren'i yargılamayanlar da CHP'li değildir. Onu yargılama vaadiyle referandum yaparak bambaşka şeyleri amaçlayanlar da CHP'li değildir. Bugün Salda Gölü'ne gidip millet bahçesi yapma bahanesiyle bilmem kaç milyon yıllık gölü kanalizasyonlarla mahvedenler CHP'li değildir. Bugün İkizdere'yi taş ocağı kurma bahanesiyle yüzlerce yıllık ağaçları kesenler CHP'li değildir. Bu ülkenin doğasına, bu ülkenin insanına, bu insanların saf inançlarına, kültürüne bu kadar büyük darbeleri vurmuş insanlar CHP'li değildir. Lütfen sizden rica ediyorum, buradaki konuşmaları can kulağıyla dinleyiniz ve bu konuşmalarda dezenformasyonu, insanları galeyana getirici konuşmalardan uzak durunuz. Bizler insanız, bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin iyi olmasını istiyoruz ve bugün SMA'lı çocuklar için tedavi sağlayamayan tek ülke Türkiye'dir. Lütfen sizden rica ediyorum, biraz gerçekçi olunuz. Teşekkür ederim. Evet.